arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde şöyle sevimli cici bir anahtarlık çalışması var. Şöyle görünümüyle minik çantayı andıran bir anahtarlık çalışması olacak. Dilerseniz tabii içine de ufak tefek bir şeyler de katabilirsiniz. İçi boş, küçük paralar olabilir, bozuk paralar ya da hemen ekmek almaya çıkacaksınız. Minik birkaç parça para taşıyabilirsiniz içerisinde ve burada anahtarlarımızı şöyle baş şekliyle anahtarlığımızı takacak kısmıyla hazırladık. Sizler daha zincirli isterseniz zincirli de kullanabilirsiniz. Evet, yapımı gayet kolay. Biraz ipimizin kalın olması gerekli. Eğer ipimiz ince ise iki kat ederek ayarlayabiliriz. Buradaki çiçek çalışmamızı farklı çiçekler yaparak çalışabilirsiniz. Yine bu şekilde dolgulu çiçeklerde çalışabilirsiniz. Şöyle arkasından da görecek olursak gayet güzel. İçi de dediğim gibi bozuk paralarımız ya da küçük paralarımız için gayet uygun minik bir sepet çantamız. Evet, kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çantamızın yapımına başlayalım. Kolay gelsin. 3 numaralı tığ kullanıyorum ve orta kalınlıkta bir ipim var. Şöyle kalına yakın ipler daha hoş olmakta. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Şöyle bir tane zincirimi çekip düğümümü attım. Sık iğnelerimle başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğnemi yaptıktan sonra sıkıştırıyorum halkamı güzel bir şekilde. Şöyle elimle de düzeltiyorum. Zincirimin bulunduğu bağlantı yerine gelerek batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar buraya bir tane zincir çekiyorum. Bir sonraki sık iğnemin üzerine gelerek iki tane sık iğne örüyorum. Bir, aynı yere bir daha giriyorum. İki, bir sonraki sık iğneye bir, aynı yere iki. Bir sonraki üçüncüyü örüyoruz. İkişer ikişer toplamda 12 tane sık iğnemizi örelim. Dördüncü sık iğnemi ördüm. Beşinci sık iğnemizdeyim. Hepsini ikişer ikişer örüyorum. Altıncı sık iğnemi de iki defa ördüm. Altı olarak başlamış olduğum sık iğnemizi 12 olarak tamamladık. Şurada bir tane zincir çekmiştik. Zincirimizin bulunduğu noktaya tığımın başını girdiriyorum. İpimi alıp ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Kaydırıyorum. Bu sıramızda bir tane tek, bir tane çift olarak öreceğiz. Önce bir zincirimi çekiyorum. Hemen ilk sık iğnemin üzerine gelerek batıyorum. Bir. Bir sonraki sık iğneme iki tane örüyorum. Bir. Aynı yere batıyorum. İki. Sıradaki bir. Bir sonraki sık iğnemi bir, aynı yere 2. Bir tane tek, bir tane çift olarak sıramı tamamlıyorum. Toplamda 18 tane sık iğnemizi örerek tamamladım. Şu arkadaki ipimiz vardı, bakın sihirli halkadaki ipimiz. İsterseniz şimdi, isterseniz daha sonra daha uçlu bir tığımızla alıp içeriye doğru alıp bir tane zincir çekip kilitleyelim ve sihirli halkamız buradan açılmasın. Burayı kilitlemeyi unutmayalım. Güzelce sıkıştıralım. Daha sonra ipimizin şöyle sık iğnelerimizin altından biraz kaydırıp gizleyelim. Sonrasında keselim. Mutlaka kitleme işlemini unutmayalım. Şimdi burada 18 tane sık iğnemiz olmuştu. Yeniden sıra başındayım. Bir zincir çektiğim bölüm vardı, bakınız. Zincir çektiğim bölüme tığımın başını girdiriyorum. İpimi alıyorum. İlmeğimin arasından geçerek kaydırma tekniğiyle yuvarlağımızı, yani sıramızı tamamlıyoruz. Bir sonraki sık iğneme batıyorum. Bir. Burada iki tane tek, üçüncüyü çift olarak öreceğiz. İki tek ördüm. Üçüncüyü aynı yere çift batarak örüyorum. Bir tane tek, ikinci tek, üçüncü çift, bir aynı yere batıyorum.
2. Tek. Tek. 3. Çift. 2 tek, 1 çift. Sıramızı da tamamlayalım. 24 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi yeni sıramıza başlıyoruz. Sık iğnemin bulunduğu yere geliyorum. Bakınız ilk baştaki kaydırıyorum. Ve yeni sıramıza başlıyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle sıra başında sık iğnemi örüyorum. Birer tane sık iğne şeklinde örelim. Hepsine bir tane. Birer sık iğnelerimizi örerek bu sıramızı da tamamladık. Şimdi geçişimi yapıyorum. Kaydırarak bir tane zincirimi çekiyorum. Bir sonraki sık iğnemin içerisine batıyorum. Sık iğne olarak ördüm aynı yeri. Sıradaki sık iğnenin yerinden değil bir altına giriyorum. Altına girdiğim için bu yukarıdan örmüyorum. Altından alıyorum. Örüyorum. Ve burayı örmüyorum. Bir sonraki sık iğnemi yine kendi yerinden örüyorum. Sıradakini üstten değil alttan alıyorum. Örüyorum. Sıradaki tepesinden bir tepeden bir alttan girerek örelim. Kendi yerinden diğerini aşağıdan yerinden bir aşağıdan bir aşağıdaki sık iğnemin altından örüyorum ve örmüş olduğumu tekrar örmüyorum. Sırayı takip ediyorum. Bir tanesini yukarıdan, bir tanesini alt sıradan alıyorum. Şimdi alt sıradan alıyorum. Yerinden alttan. Tekrar yerinden alttan. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Bir tane sık iğnemizi bir alt sıradan bir tanesini aynen olması gerektiği yerden alarak örelim. Alttan ve üstten sık iğnelerimi örerek sıramın başına kadar geldim. Bundan sonraki sıralarımızda aşağıdan aldıklarımızın üzerine örüyoruz. Üzerinden ördüklerimizi aşağıdan yani kaydırıyoruz. Her sırada kaydırıyoruz. Tam gördüğümüzün tam tersi işlemimizi yapıyoruz. Eğer aşağıdan aldıysak üzerinden boşluğu aşağıdan, üzerinden aşağıdan, üzerinden aşağıdan şekliyle sepetimiz istediğimiz ölçü olana kadar yerlerini kaydırarak örmeye devam ediyoruz. Şimdi geçişimizi yapalım. İlmeğimi kaydırıyorum. Geçişimizi yaptıktan sonra bir zincirimi çekiyorum. Buradan üste batıyorum. Hemen şuradaki bakın burayı atlıyorum. Üste battım. Burayı örmeden alta giriyorum. Şimdi buradaki uzattığım üzerinden örüyorum. Bir sonrakini alttan alıyorum. Diğerinin üzerinden bir sonrakinin altından üzerinden altından üzerinden alttan aldığımızın üstteki sık iğne yerini boş bırakıyoruz, örmüyoruz. Alttan üzerinden alttan üzerinden bu şekilde istediğimiz ölçü olana kadar örmeye devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 7 sıra örerek tamamladık. Kaydırmalı bir şekilde çok hoş oldu. Bu sıramızda tamamını sık iğne olarak örelim. Aşağıdan almıyorum. Çantamızın bu kısmını düzlüyoruz. Bir sonraki sıramızda sap kısmını çalışmaya başlayacağız. Kınasını düzlüyorum. Birer birer tepesinden batarak başlangıç yerime kadar ilerliyorum. Başlangıç yerime geldim.
Şöyle bir zincirimi çekiyorum. Dibine batıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğnemi örüyorum. 3 sık iğnemi ördükten sonra 8 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Ve aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya batıyorum. Ve batmış olduğum bu sık iğnemi de 1 diye sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemi ördükten sonra tekrar 8 tane zincirimi çekiyorum. 8. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'ya batıyorum. 1 diye sayıyorum. 2 ve 3. Başlangıçta da 3 tane sık iğne örmüştük. 6 karşıda. 3, 3 burada 6. 8'er zincirimiz var. 6'şar da sık iğnemizi atladık. Şimdi bir sıra daha sık iğne geçiyoruz. Hem buradaki sık iğnelerimizi hem de zincirlerimizin üzerine örüyorum. 1, 2, 3 sık iğnemin 3'ünü ördüm. Şimdi zincirimizin tam altından kavrayarak çekmiş olduğumuz zincirden 2 fazla yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane sık iğnemi ördüm. Devam ediyorum. Aşağıdaki sık iğnelerimi de birer birer örüyorum. Zincirimin içerisine yine 10 tane sık iğnemi örüyorum. 10 sık iğnemi tamamladım. 1, 2, başlangıç ve bitişte 3'er sık iğne vardı. 3, bitiriyorum ve diğer ilmeğimi geçirip, sık iğnemi geçirip, tığımın başını girdirip, ipimi ilmeğimin içerisinden geçirip, bir tane de zincirimi çekiyorum ve burada bitiriyorum. İpimizi iç kısmı alarak gizleme işlemimizi de yapalım. Kendi etrafında. Evet, kalanını da keselim. Şöyle düzeltip bir formuna bakalım. Bakın ne kadar güzel. Hemen örer örmez bile gayet şık. Şimdi üzerine süslemesini çalışalım. Bir tane çiçek yapalım. Puf çalışmak için tığım numaramı küçülttüm. 2,5 numaralı tığım aldım ve şöyle normal bebek iplerinden bir tane pembemi aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirimi çektim. Birinci zincir yuvası içerisine girerek içerisine sık iğne doldurmaya başlayacağım. Bir zincirimi çektim. Giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpimizi de gizleyelim. Araya alalım. 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Birinci sık iğnemin üzerine şöyle batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Buradaki pufumuzun dolgusunu ne kadar çok istiyorsanız o kadar çok doldurarak istediğiniz kabarıkla ulaşabilirsiniz. 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektim. Hemen yandaki, bakınız, zincirimin hemen yanındaki sık iğneye başını dolayarak giriyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir sonraki sık iğneye 1, 2, 3 ve 4. 4 defa sardım birer birer sık iğnelere. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum sıkıştırarak. 1, 2, 3 zincir çekiyorum sıkıştırdığımdan ayrı. Ve hemen dibine batıyorum. Kendi dibine.
Ve ilk pufumuzu bu şekilde çalıştık. Yandaki sık iğneye giriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve hemen zincirimin yanına aynı yere, yani aynı sık iğne içerisine giriyorum. Bakın zincirimin. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sardım. Yandaki sık iğneye geçiyorum ama başını dolayarak geçiyorum. Bakınız delik batmak yok. 4 defa da buraya sarıyorum. 3 ve 4. Tek seferde çekiyorum, kapatıyorum. Sıkıştırıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekip yine kendi dibine batıyorum. Bir sonraki sık iğneye geçiyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim. Yine sık iğnemin bulunduğu yere 4 defa sarıyorum. 1, 2, 3, 4. Yandaki sık iğneye 4 tane başını dolayarak geçiyoruz. 2, 3 ve 4. Tek seferde çekiyorum, sıkıştırıyorum. 1, 2, 3. Dibine batıyorum ve kalan 3 tane fıstığımızı da aynı şekilde yapalım. Son fıstığımı da yaptım. 3 zincirimi çektim. Kapattığımdan ayrı dibine gelerek batıyorum. İçinden geçiyorum. Tekrar bir tane zincirimi çekip şöyle sıkıştırıyorum. Ve kesiyorum. Arka kısma gizleyelim. İplerimizi hemen temizledik. Şimdi beyazımıza göbek kısmını çalışmaya başlayalım. Bir tane fıstık çalışalım burada. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doladım. Birinci zincirin içerisine geliyorum. 1, 2, 3, 4. 4 yarımlandı. 4, 5, 6. Çekiyorum içinden. 1, 2, 3, 4. Tekrar aynı noktaya gelerek batıyorum. Ve bir zincirle kapatıyorum. İpimi kesiyorum. Burası da göbek kısmı. Hazırlamış olduğum çiçeğimi alıyorum. Silikon olan arkadaşlarımız silikonla çalışabilirler. Birini tam içinden, birini de şöyle sık iğnemin kenarından geçiriyorum ki bağlayabileyim. Bağlayıp güzelce tutturuyorum. Şöyle kalan ipleri de karşı tarafa gizleyelim. Çiçeğimizi de bu şekilde tamamladık. Çantamızın istediğimiz yerine tutturabiliriz. Daha küçük çiçeklerde çalışabilirsiniz. Şöyle. Şimdi ben iğnemle arkasından tutturacağım. Çantamızın kenarına da bu şekilde çiçeğimizi de diktim. Daha farklı çiçeklerde çalışabilirsiniz. Arkasından şu şekilde görülmekte. Anahtarlığımızın sadece baş kısmını kullanmak istiyorum. Şu ikisini de kapsayacak şekilde takalım. Açıyorum. Tığımla da yardım alıyorum tığımdan. Önce birini geçiriyorum. Sonra diğerini geçiriyorum. Tığımı aradan çıkarıyorum. Evet. İstediğimiz anahtarlarımızı yine aynı şekilde buradan takarak kullanabiliriz.
Gayet güzel, kolay ve şık bir çalışma oldu. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.